Merhaba arkadaşlar, MTK kuluçka olarak pit kontrollü SSR çıkışlı cihazımızı yine kabin haline müşterimizin isteği doğrultusunda getirmiş bulunmaktayız. Şöyle gösterelim, nütüz ve farzı ayırmış durumdayız ve sizlere belirginlik olsun diye gönderdiğimizde eşit durumdadır arkadaşlar. Bu şekilde bağlantımızı, şebeke elektriğimizi verdik. Cihazda şöyle yapalım arkadaşlar, görmeniz için. Burada Paga 7 kablo rekoru ve 3x1.5 çarkit kablo kullanıyoruz. Aynı zamanda sıva üstü altılı şartel kutumuz var arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kapağını açtıktan sonra burada görmüş olduğumuz üzere buhar makinesinin rolesi burada arkadaşlar. Ve burada pano besleme şartelimiz var. Bunu kaldırıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Kabinimizin, panomuzun yan tarafında bulunan, görmüş olduğunuz üzere 10 amperlik bir tane monofaz anahtarımız var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Açtığımız takdirde görmüş olduğunuz üzere cihazımız aktif olma durumunda arkadaşlar. Cihazı ayarını yaptım. Pit kontrolünde çalışıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz düğmeler, açıklamasını yapalım. Bu yeşil düğme arkadaşlar, makinenin içerisinde 24 saat çalışacak olan fanın açma kapama anahtarı. Burada yumurta çevirme kontrol anahtarı var arkadaşlar. Cihaz üzerinde yumurta simgesini basılı tuttuğunuzda aktif olduğunu göreceksiniz ve otomatik çevirme zamanında aktif olur. Burada da aydınlatma anahtarımız var arkadaşlar. Makine içerisinde kullanmak istediğiniz aydınlatma anahtarımız var. Yine cihaz besleme sigortamız, cihaz dağılım sigortamız hepsi mevcut. Şöyle gösterelim. Test için arkadaşlar cihazı bu şekilde EMCO'nun nem sensörünü takıyoruz. Ve cihazımızın içini gösterelim. SSR çıkışlı kabin aldığınızda size bu gelecektir arkadaşlar. Ekstra bir şey isterseniz ya da iptalini istediğiniz şey olursa cihaz değişikliğinde, malzeme kalitesinde övün vermiyoruz arkadaşlar. Topraklama hattı ve kullandığımız malzemeler standarttır. Sadece anahtarlamalar ilave olabilir. Zaten gereksiz olmayan hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle gönderelim. Göstereyim tekrar. Cihazın ne kadar hassas olduğunu göreceksiniz arkadaşlar yine. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar kıp kıp yapıyor. Oradan da görebilirsiniz. Bunun sebebi SSR rulesinin önüne termostatın ısı çıkışını buna bağladık arkadaşlar. Makinenin içerisini şöyle bir gösterelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, şöyle yaklaştıralım. Flaştan tam görünmüyor ama ikaz lambamız var arkadaşlar. MS markasıdır. Bütün anahtarlarımız MS marka. Tam izoleli ve yarım izoleli pabuçlar kullanmaktayız. Pelsleme usulü olarak. Görmüş olduğunuz üzere kablo çıkışlarımız ayrıdır arkadaşlar. Faz çıkışımız ayrı. Nötr çıkışımız ayrı. SSR rölemiz de arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Şöyle gösterelim. Şu an cihaz SSR modunda ama ısıtıcı bağlı olmadığı için bu açıyı göremiyoruz arkadaşlar. Biraz da flaşın etkisi var. Flaş tam olarak göstermiyor. Şöyle gösterelim. Kabin içerisi bağlantımız bu şekilde. Ayrıca izoleli pabuçların üzerine sıcak silikonu kapatıyoruz arkadaşlar. Firma olarak. Bu şekilde size gönderiyorum. Şurada bir çıkışımız var arkadaşlar. Şimdi size kılavuz olması açısıyla hangi kablo nereden geliyor diyerekten size gönderdiğim zaman buralardaki şu göstereyim rakorlar boş oluyor arkadaşlar. Buralardan dışarıdan içeri kablo geçirip kullanmanız gerekiyor. Orijinal görünümde olması için ve eksiz olması için arkadaşlar. Kılavuz olarak ben size içerisini bu görmüş olduğunuz klemensleme sıralamasını yapıyorum. Isı fan çıkışı, nem çıkışı, motor viyol çevirtme çıkışı, nötr çıkışı, lamba çıkışı, 24 saatlik fan çıkışı, ayrıca bir daha tekrar nötr çıkışı olarak bu şekilde sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Böyle bir ürün aldığınızda şöyle gösterelim. Evet. Kabin bu şekilde size geliyor arkadaşlar. Şöyle cihazın kabinini de kapatalım. Evet. Pano size ulaştığında arkadaşlar bu şekilde sigortaları,